Hiçbir ülkenin çıkarı Türkiye'nin önceliklerinden daha önemli olamaz. İdlib'deki duruma seyirci kalmayacağız. Ülkemizin yeni bir göç dalgasına tahammülü yoktur. Yeni tehditlerin sınırlarımıza dayanmasına da seyirci kalamayız. İdlib, Libya ve Filistin. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündemi yoğundu. Düğümün çözülmediği İdlib konusunda konuştu. Rusya ile bir mutabakat imzalamıştık. Bu mutabakat Esed rejimi ve onu destekleyen Rusya tarafından ihlal edilmektedir. Erdoğan Adana mutabakatını bir kez daha hatırlattı. Bize diyorlar ki sizin orada ne işiniz var? Adana mutabakatını git öğren, niye oradayız? O zaman bunu en iyi şekilde anlarsın. İdlib'de çözüm olmaması halinde güç kullanılabileceğini söyledi Cumhurbaşkanı. Barış Pınarı Harekatı bölgesinde de yol ayrımında olunduğunu söyledi. İdlib'deki durumun süratle normale döndürülmemesi halinde yeniden aynı yola başvurmaktan başka çaremiz kalmayacaktır. Bize verilen sözlerin yerine getirilmediği Barış Pınarı Harekatı bölgesinde de aynı yol ayrımına doğru gidiyoruz. Suriye'nin tüm halkıyla birlikte istikrarını ve güvenliğini istiyoruz. Bunun için de askeri güç kullanmak dahil ne gerekiyorsa yapmaktan çekinmeyeceğiz, bunu da ifade ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Serracı olan desteği yeniledi. Türkiye, Suriye'de halkın, Libya'da da ülkenin meşru hükümetinin yanındadır. Hafter gibi ücretli bir lejyonerle değil, oradaki ilişkimizi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin tanıdığı Saraç'la yürütüyoruz. Erdoğan, Libya'da Hafter saflarında yer alan Rus paralı askerlerine de tepki gösterdi. Wagner denilen yine Rusya'nın oraya göndermiş olduğu güvenlik güçleri Hafter'in oradaki askerleri konumundadır. Amerika ve İsrail'in Filistin'i imha planı da gündemindeydi. Filistin'i tümüyle yok eden bu planı asla tanımıyor ve kabul etmiyor. Erdoğan tepki gösterdiği ülkeleri tek tek saydı. İslam dünyasındaki ülkelerin tavırlarına baktığımız zaman halimize acıyorum. Başta Suudi Arabistan. Sesin çıkmıyor sesin. Ne zaman çıkacak? Umman, Bahreyn, Abu Dhabi yönetimi. Bir de oraya katılıp alkış tutuyorlar. Yazıklar olsun.